Çok uykum var. Gerçekten çok uykum var. Aslında Jolie'yle kız kardeşinin Kudret. Yani diğer orkide. Gerçekten heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim. Bana kadar her şey imkansız görünür. Barış kullan. Çiğ mi oldu? Annem oluyor. 4.7. Öyle boş boş. Bakalım neler olacak. Günaydın. Saat 11 ve benim deli gibi uykum var. O kadar zor kalktım ki. Aslında Barış kaldırdı. Çok fenayım. Görmüş olduğunuz gibi göz altlarım yine deli divane şiş. Çok geç uyudum. 6.30-7'ye geliyordu uyuduğumda. Hiç izlememişçesine 508. kez Gossip Girl izliyordum ve ona tutuldum. Sanki hiç izlemedim. Of, ama çok keyifliydi. Neyse bir an önce elimi yüzümü yıkamak istiyorum. Dişimi fırçalamak istiyorum. Şöyle biraz tazelenmek istiyorum. Bugün güzel renkli bir gün olacak. Öyle düşünüyorum. Çok fazla anlatmayacağım. Zaten dakikalar sonra sizinle birlikte günü yaşamaya başlıyor olacağız. Şu an ayılmam için iki şeye ihtiyacım var. Bir, Foreo. İki, Türk kahvesi. Şu an yorgunum. Ve yüzümü böyle tertemizmiş gibi falan hissetmiyorum. O yüzden yüzümde makyaj olmamasına rağmen ki bunu böyle yapmam gerekiyor. Temiz cildime yüzümü Foreo ile yıkayacağım. Aşkım video çekiyorum. Bir şey mi diyorsun? Ben buradaymış aşkım. Tamam. Çok uykum var. Gerçekten çok uykum var. Şimdiki Bluetooth'umuzu açtık. Şu an bu hem rahatlatıyor, hem de uykumu getiriyor. Ama kesinlikle makyajının daha iyi tutunacağına eminim. Böyle makyajımı yapmadan önce yüzümün ciddi anlamda her yerinin pürüzsüz olduğuna emin olmam gerekiyor. Evet, bu kadar yeter. Çok mutluyum, çok rahatım şu an. Şu L'Oreal'in kremini ne kadar sevdiğimi anlayın. Şu an bitirmek için tabii ki dibini görmek için zorladım. O da ayrı bir konu. Cildimi demin böyle o kadar yorgun, o kadar bitkin, o kadar hazırlıksız hissediyordum ki makyaj yapmaya. Şu an gerçekten pamuk gibi oldu, pürüzsüzleşti. Artık makyaj yapabiliriz. Efendim prensesim. Ne yapıyorsun annem? Ne yapayım? Panayır'a gittim, oturdum kendime kahvaltı ısmarladım. Ya kurban olurum. Tamam anne ben giyindim, çocukları hallettim, evi toparladım. Bir 15 Çıkma. Ne oldu? Yok bir şey olmadı korkma. Arzu'yla konuşmuştum. Onlar da 1.5 gibi falan geçeceklermiş ofise. Hatta ben sana yazdım kızım acele etme diye. Ciddi misin? Tamam annem. Ben hazırlanıp çıkıp seni alıyorum tamam? O zaman ben de giyineyim mi? Giyin anne. Tamam hadi. Hadi bay bay. Evet ben giyindim. Şu an size göstermeyeceğim. Hızlıca bir makyaj yapacağım. Saçımı ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Aslında jölem olsaydı güzel bir şey planlıyordum ama jölem yok. Bilmiyorum bir saçımı açacağım, tarayacağım, bakacağım ne yapabiliriz diye. Hazırlandıktan sonra görüşürüz. Şu olay olmasa her şey daha güzel olabilir. Hemen size iki tane çok sevdiğim ürünü gösterip makyajımı içeride yapmaya devam edeceğim. Çünkü içerinin ışığı daha güzel. Ama burada kamerayı koyabileceğim düzgün bir alan var. Neyse. Bir tanesi 1500 kere söylediğim Revolution Concealer. Şu an yok göz altımda. Sürdükten sonra göstereceğim. Bir tanesi de şu Sephora'nın lip balmı. Aşırı güzel. Bakar mısınız? İlk defa hayatımda bir lip balmı bu kadar bitirebildim.
Ve ilk Sephora'ya gidişimde hemen alacağım bir tane daha. Hiç ruj sürmüyorum. Hep bunu kullanıyorum ben. Hemen farkı göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Burada var. Burada yok. Ne kadar güzel. Çok güzel. Bu sefer bir farklılık yaptım. C4'ünü aldım en son aldığımda. Normalde C5 kullanıyordum. Bu bir tık daha açık ve şu an daha güzel duruyor. Evet. Sonunda hazırlandım. Ve çıkıyorum. Hemen kıyafetimi göstereyim. Şöyle. Altımda şöyle bir rugan var. Ve şu an bu botlarım var. Araba kullanırken topuklu giyemiyorum yani. Sevmiyorum, rahat kullanamıyorum. Zaten çizmelerim bagajda. İnerken onları giyeceğim. Saçımı da böyle yaptım. Aslında jöleyle yapacaktım ama spreyle de oldu bence. Evet, şimdi annemi almaya gideceğiz. Bu arada ben nereye gideceğimizi söylemedim galiba. Bugün Arzu ablanın kız kardeşinin, Kudret ablanın açılışı var. Oraya gideceğiz. Vloglarımı izliyorsanız eğer Arzu ablayı tanıyorsunuzdur. Bugün de Kudret ablayı tanıyacaksınız inşallah. Annemi alacağız, anneannemi alacağız. Ondan sonra direkt geçeceğiz. Şimdi dünya güzelini aldım bakın. Benim. Neden? Çok güzel ya. Tamam. Bu saçı jöleyle yapacağım. Kafaya taktım. Bu saçın ismi benim için sıva saçı. Saat 1.30 biz ve gibi mi orada olalım? Muhtemelen yani hep böyle görebilirsiniz beni. Aşırı rahat. Çok karizmatik. Ve tamam. Çok pratik tamam. Yani. Tamam. Öyle. Tamam. Şimdi programı ayarlıyoruz. Anneannemi alacağız İstersen ya. İstersen Arzu'yu alalım. Biraz vaktimiz var. Ondan önce acaba bir kahve mi içsek diyoruz. Arzu ablayı da mı alsak? Anneannemi ne zaman alsak? Şu an annem bunun organizasyonunu tamam, yapıyor. Tamam. Ne zaman hazır olur Arzu? Size niye bunu boş boş izletiyorum bilmiyorum. Şu an konuşmak istiyorum sizinle. Kameramın şarjı da az tamam, gerçi ama bizim 15 bakın ne yaptım. Çok şimdi takdir edeceksiniz beni. Biz Arzu'yu alırız. Arzu Allah kahretmesin. Arabaya aşk olsun. Şarj aleti almıştım kamera için. Barış onu iPhone değil diye attı kesin. Var böyle huyları var çocuğun. Fazla parça deyip atıyor. Samsung'umu atmış. Şaka. Hayır. Deli bu. Bu çocuk deli. Deltöre koymuştur ya. Dur. Yok. Al işte. Ha. Hemen damadımın günahını aldım. Emin misin ama bu... Evet. Ha, tam doğru söyledim. Var ama Barış'ın öyle şeyleri var. Gerçekten yani. Fazla parça deyip sallıyor. Şimdi duysa var ya. Nino salladım ben. Nino. Aynen günahımı aldın der. Neyse. Öpüyorum aşkım. Neyse yukarı çıkaralım. Hayatta çıkmam. Öyle hadi şimdilik öpüyorum sizi, anneme veriyorum biraz onun güzelliğini yakından görün. Ah teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyoruz Dido? Şimdi Minnoş'a bir şeyler alalım. Uzak tut kendinden biraz. Çok Arzu ablayı mı? Evet, ondan sonra Arzu ablanı alacağız, beraber geçeceğiz. Tamam o zaman. Şimdilik size bay bay, görüşürüz. Ya Minnoş'um ya. Arzu ablayla Kudret ablaya şöyle orkide aldık. Çok güzel değil mi? Ya böyle standart her zaman gördüğümüz böyle beyaz, pembe, işte mor, mürdüm rengi falan orkideler vardı ya. Bir iki dallı. Ondan almadık. Çok hoşuma gitti. Maşallah çok güzel ya. Aşırı şık. Değil mi? Bu da haftada tatlı. Bir kere sulanacakmış. Yani diğer orkideler gibi bir farkı yok, evet. Çok güzel. Bence de çok güzel. Ay aşık oldum. Evet. Saçlarımı düzeltmedim, buralar Sualiye K gibi oldum. Bu arada geldik. Şu an bir kalabalık. O yüzden çekemiyorum. İnsanları ürkütmek istemiyorum. Birazdan Kudret ablanın odasına geçtiğimizde oraya da göstereceğim. Gerçekten heyecanlıyız. Bismillah diyerek seslerimizi kurdum. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Buraya geldiniz. Hepiniz bizim için çok değerlisiniz.
Biz sevgiyi yaymak istiyoruz burada. Bizimle birlikte olmanız bizi çok mutlu etti. Biz hep birlikte güzeliz. Hep birlikte mutluyuz inşallah. İnşallah. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hadi hayırlı uğurlu. Buraya bakın. Hayırlı uğurlu. Arkadaşlarım, en yakınlarım ve annemin değerli kanıtları. Bizi bu özel günde yalnız bırakmadığınız için size çok teşekkür ederim. Anneme Sıra'yı alıyor, başarılar diliyorum. Evet, şimdi Kudret ablanın odasına geldik. Birazcık size buradan bahsetmek istiyorum. Kişisel gelişim içerikleri hoşuna giden kişiler için burada çok güzel videolar çekeceğiz. Burası bir danışmanlık merkezi. Görünmeyen kahramanlarımız, ailelerimiz, din manevi desteklerimizden esirgemediler, ellerimizi bırakmadılar. Bugün burayı açmamızda bizi çok büyük bir destekle buraya gelmemize sebep oldular. Öncelikle ben kendi aileme, sonra eşimin ailesine maddi manevi desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve kocam burayı açarken gerçekten çok ter döktü. Eşyanın ayrı bir hikayesi var onda. Elimi hiç bırakmadı. Kişisel gelişim yolculuğuna çıktığından beri. Geçirdiğim içsel yolculukta çok, çünkü ruhani insanların iniş çıkışları oluyor bu yolculukta. Öfkesi oluyor, üzüntüsü oluyor, siniri oluyor. Her zaman tam destek yanımdaydı, arkamdaydı. Çok güzel, şanslıymışsın. Çok teşekkür ediyorum ona. Ve kızım Zeynep'e gerçekten ona ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü tamam. Biz yetişkinler, bizimle ilgilenilmediğinde, vakit ayırılmadığında böyle çocuk moduna geçip üzülebiliyoruz, trip atabiliyoruz, kızabiliyoruz. Ama o küçücük bedeninde, çocuk bedeninde tam bir yetişkin gibi davranarak çok duygulandım. Şikayet etmedi, hep yanımdaydı. Böyle onunla uyguladığım seanslar, ablam uyguladığım, yani bana gerçekten sonsuz destek gösterdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve Süreyya Hocam, bana kısmetmişti. Kendisi çok uzun zamandan beri bu yola çıkmak istiyordu. Ama bana kısmet olmuş, beraber olduk. Ne güzel. 10 elinde, 10 parmağında 10 marifeti var. Böyle ben güzel bir bayanla birlikte olmak. Burayı açmak gerçekten çok kıymetli. Allah yolumuzu açık etsin. İnşallah çok güzel kazançlarımız olur. Maddi kazançlarımız illaki olur ama burayı biz bir sevgi yuva haline getirmek istiyoruz. Bizim gibi düşünen kişiler yetiştirmek istiyoruz. İnsanların ruhlarına ve hayatlarına dokunmak istiyoruz. Allah bu yolda inşallah yolumuzu açık eder. İnşallah. Ve güzel dokunuşlarda bulunmayı nasip eder. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sağ olun. Ben de teşekkür etmek istiyorum. Benim burada koskocaman bir ailem var. Düşler Atölyesi ailem. Hocamız, arkadaşlarım, İskender babam, hepinizi çok çok seviyorum. Bu yolculuğa çıktığımda her zaman yanımdalardı. Her zaman. Biz atölyemizde koskocaman bir sevgiyi varız. Yani bana inanılmaz destekleri oldu. Ve atölyenin kuruluşunda gerçekten Oğuzhan çok teşekkür ediyorum. Evet, emeklerin gerçekten ölçülmez. Ömer amcam çok teşekkür ediyorum. Geldin, bizim başımızdaydın. Kızıma çok teşekkür ediyorum. Nerede kızım? Teşekkür ederim. Anneciğim, beni hiç yalnız bırakmadın. Evet, her zaman tam destek. Ve benim bir ruh ikizim var aslında. Ruh ikizim var. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bana her zaman o pozitif enerjisiyle açmalısın, açmalısın, sen bunu hak ediyorsun, çok güzel olacak dedi. Her zaman yanımdaydı. Arada bir modum düştüğü zamanlar, olmaz modunu düşünmemelisin, sen hep başarırsın dedi. Çok teşekkür ediyorum güzelim benim Meltem'in. Yengem her fırsatta aradı, oralarda saklandı ama her fırsatta aradı. Süreyya ne yaptınız, Süreyya ne yaptınız?
diye tabii hepiniz aradınız. Çok teşekkür ediyorum. Onun için bu yola çıktık. Bizim verdiğimiz sürece hepinizin hayatlarına bakılmayı istiyoruz güzelliklerle. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bitti sanmayı, küçük bir şey daha söyleyeceğim, iki bir şey söyleyeceğim. Bugün değer verdiğiniz hepiniz buraya geldiniz. Biz de sizin için küçük bir şey yapmak istedik. Süreyya Hocam'la birlikte. Evet. Biraz sonra Zeynep herkese bir kağıt kalem dağıtacak ve lütfen isimlerinizi ona yazıp bırakın. Sonra Süreyya Hocam ve ben iki kişiyi seçeceğiz arasından. Evet. O kişiye isterse seans, isterse de bir workshop'a davet edeceğiz kendisini. Hani bizden de size bir teşekkür hediyesi olsun. Buraya kadar geldiniz hepiniz. Bunu yapmak istiyoruz. Biraz sonra kağıt kalemlerinizi atıp bir seçim yapalım. Tamam. Tek duygu. Evet. Tek duygu, tek seans ya da hatırlı çalışmalarımız olacak. Bir de son bir şey daha. Evet. Benim çok sevdiğim bir çalışma var. Niyet ağacı. Ben onu genellikle davetlerde yapıyorum. Niyetleyerek yapıyorum. Kimin neye ihtiyacı varsa, kalbinden ne geçiyorsa, hayat ona ne işaret yolladıysa o çıksın karşısına diye olumlamalar yaptım. Sözler yazdım. Hani kendim değil ama bulduklarım. Niyetinizi siz de yaparsanız ben kimin neye ihtiyacı varsa diye bunları niyetleyerek yazdım. Bakalım kimin neye ihtiyacı var? Kime ne işaret hayattan gelecek? Oradan gitmeden önce bir tane niyet seçerseniz umarım hepiniz için bir işaret olur, bir şifa olur. Tekrar teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim Ömer amcası. Bana teşekkür ederim. Bunu kendim için aldım. Bir tane de sen al, gel. Şimdi bir tane de annem çeksin. Aç bakalım. Sesli oku. Yapılana kadar her şey imkansız görünür. Aa, çok güzel söz. Yapılana kadar her şey imkansız görünür. Benimkini de açar mısın? Açarım anneciğim. Bakalım bana ne çıktı. Merak ediyorum. Şu an ben hayatımı buna göre şekillendireceğim. Bakmayı öğren. Hayattaki her şey seninle kalmak zorunda değil. Çok ürkütücü. Bırakmayı öğren. Hayatındaki her şey seninle kalmak zorunda değil. Daha böyle minimalist mi olmalıyım acaba? Nasıl? Aşkım çok güzel konuştun. Şahane bir konuşma yaptın fıstık. Zeynep'in şıklığı. En sevdiğim bölümü geçtik. Karnımızı doyurduk. Çok güzel şeyler vardı valla. Kudret abla tarçınlı. Benim o minik kurabiyelerimden yapmış. Çok sevdiğim. İnanılmaz güzeldi. Arzu abla mercimek köftesi yapmış. Oldum. Muhteşemdi. Benim takıldığım noktalara bakar mısın anne? Mercimek köftesi. Yemek. Güzel. Şimdi bir çekiliş yapacaklar. Evet. İki kişiyi seçecekler. İlk şanslı kişi. İlk şanslı kişi. Özlem! 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 Çok teşekkür ederim şansımda. Harikasın, çok şanslısın. Kız kardeşim. Şaka yaptım kızım. Ya, bu tarafa bak. Kız kardeşim gibi duyuyorum. Mine Özbey. Son bir tane daha çekelim. Son bir tane daha aç. Hadi ver eline, ver eline. Aç, aç. Tam. Fatma Betül Erdem. Çıkan bu üç şanslı kişiye bir seans yapılacak. Bakalım ne zaman yapılacak, nasıl yapılacak. Ben de heyecanla bekliyorum. Kameramın şarjı az olduğu için muhtemelen bunları çekemeyeceğim. Ama bir sonraki videoda veya blogda sizlere bunlardan bahsedeceğim. Benim de burada öğreneceğim bence çok şey olacak. Sık sık buraya geleceğim. Artık burayla ilgili söyleyeceğim başka bir şey kalmadı. Çünkü şarjım bitiyor. Çok güzel, çok farklı bir açılış oldu. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Buradan sizi çok okuyorum Kudret ablacığım. Biz aşağıda da görüşmeye devam ederiz. Hoşçakalın. Barış'ın çok sevineceği bir şey yaptım. Arabayı iç dış yıkamaya verdim. Valla ben kullandığımda pırıl pırıl. Barış kullandığında... O yüzden arabayı benden teslim aldığımda çok seviniyor. Şarjım çok kötü. Şimdi Aktar'a geldik. Annem çiğ tohumu alacak. Çiğ tohumu aldın? Evet.
çok güzel kokuyor burası ya. Yeter yeter şimdi. Ayaküstü. Bakın şöyle bir çanta alıyorum. Annem alıyor. Ama çok güzel. Hani benim bir tane pofuduk Deniz Butik'ten şeyim var ya. Montumsu, paltomsu, ayıcığım. Bu onun gibi bir şey. Ben bunu hiç çıkarmam kolumdan. Çok güzel, çok rahat, çok konforlu. Ve çok tatlı. Bakın çocukluğumdan beri ben, annem, anneannem, teyzem hepimiz buradan alıyoruz çantalarımızı. Şimdi size etiketleyeceğim. Instagram sayfalarını bakabilirsiniz. Bir de aklım şunda kaldı ama siyah alıyorum. Tamam, onu da alacağım sana. Tamam, alacağım. Evet, şu an buraya bıraktım bile. Adresi bile, açık adresi bile var. Daha ne yapayım ya? Ya şimdi Instagram'da herkes yazıyor işte geçmiş olsun Nilay, geçmiş olsun ablacığım falan diye. Ben de alerjiden sanıyorum. Sağ olun kızlar diyorum, hani gözlerim şiş, o yüzden mi deprem olmuş 4.7 şiddetinde ama biz hissetmedik. Herkese çok geçmiş olsun de söylemek istedim. Bakın kimi aldık? Diğer kurtlu prensesi. Kurt var, kurt duramıyoruz. Evet. 444. Tamam, pek de şıksınız. Anlamıyorum. Sen de öyle. Prenses. Sen hep şıksın. Evet. Ne demesin? Benim şıklığım mezarda. Allah Allah. Tövbe yarabbim, anneanne ya. Daha yeni çantalarımızı aldık mis mis. Evet Nilay Hanım. AVM'ye gidiyoruz. Her zamanki gibi. Bir şey alacağımızdan değil. Öyle boş boş gezeceğiz işte. Çok ara vermiştik bu üçlü. Boş finger demece. Aynen boş. Yol gösterelim size. Trafik akıcı. Güzel. Nadir. Hiç beklenmedik bir cumartesi trafiği. Bir saat sonra görürüm yolda dönüşte. Aynen öyle. Hadi. Birazdan devamını izleyeceksiniz. Bakalım neler olacak. Evet. Her zamanki gibi boş boş gezmeye Natulus'a geldik. Maşallah güzel iş yapıyoruz. İndirime girdi ya çünkü. Anneannemi duyuyor musunuz? İndirime girdi ya orası diyor. Benden daha çok indirim kovalıyor ve benden daha hakim. Lanet olsun. Bu aylara geldik ve çantaların içine düşüyoruz şu an. Bunu hiç sevmiyorum. Çünkü ben de annem de anneannem de çok uzun saatler boyunca çıkamıyoruz. Hadi siz de düşün biraz. Şu çantayı her gelişimde görüyorum ve çok beğeniyorum. Rengi çok güzel. Bakalım ne kadar şu an. 429. Bayağı indirime girmiş. Evet, güzel indirim. Çok tatlı. Yılan derisini seviyorum. Sanki bu aralar bordo çanta alacağım gibi hissediyorum. Şu an almayacağım da yani yakındır. Çok dikkatimi çekmeye başladılar. Aa, Gesin bu kılıcı çok tatlı. Evet, ne kadarmış bu? 540 TL. Vallahi çok güzel indirim var ya. Dumanlı Dido sayesinde benim çantamın hali. Bakar mısınız şuralara? Diş izlerini görüyor musunuz? Maalesef. Çok tatlısın. Aşırı kibar. Rengi çok güzel. Bunun da fiyatına bakalım. Bunu da beğendim. 1040 TL. Pudrasını beğendim. Aa, bunları yeni gördüm. Güzel. Ne kadarmış?
670. Aa, bu da çok tatlı. En az benim kadar, hatta benden belki daha fazla. İkisi de çanta canavarı. Rengi çok güzel. Evet, kahverengi istiyorum ya. Yok ya. Evet. 156. Yazık, günah. Hiç yok. Güzel. Bir tane beğenmem beğendim ya. 328 TL. Tamam, bence bu kadar yeter. Umarım yine evet. Film çekmiyorumdur yanlışlıkla ya. Ay, bu çok güzel. Annem uyuz oluyor videolarımızın olmasına. Ya gelse de açık renk çanta almak zorunda kalsak. Bak mesela bu da olur. Cüzdanı da var. Ama Nilay'ın elindeki. Ben mesela poloyu sevmiyorum ama çantalarının bazılarını seviyorum. Ne? 350 TL. Ben burada da kahverengi bana değil de. Bana da değil. 479 ona vermem ama. Mantıklı. Daha neler var. Evet, şimdi yemeğimin ortasına geldim ve dedim ki anne, çantamdan kameramı verir misin? Çünkü karnım da böyle doydu. Yavaş yavaş filmin bittiğini, video enerjimin bittiğini anladım. O yüzden kapanış yapmam gerekiyor dedim. Yoksa ben bu kapanışı unuturum, eve giderim, belki uyurum. Edit fikir. O yüzden dedim Nilay, şu an bunu hissediyorsan hemen kapanışını yap. Eve gidince de eğer uyumazsam yavaş yavaş biraz editimi yapmaya başlarım. Evet, gereksiz bir sürü bilgi verdikten sonra hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda, vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tepin Atölyesi'de Ramiz'deyiz şu an. Barış'la ben de çok seviyoruz ve çok sık gidiyoruz. Ama Erenköy minibüs yolundakine, Madon'un yanındakine inanılmaz güzel. Hakikaten köftesi de, tavuğu da, ki ben tavuk yemem aslında. Sadece orada tavuk yiyorum. Barbekü soslu tavuk menüsü var. Hakikaten çok lezzetli ama burada hiç beğenmedim. Yani çok zorluyorum hani. Aç olmasam yemem. Öyle diyeyim size. Hep bir şeyleri övecek değiliz. İyi, kötüye kötü. Öptüm ama seviyoruz seni Ramiz.